Günaydın değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki dün akşama giderek başlıyoruz. Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Medipol Başakşehir oldu. İstanbul ekibi 1-0'ın rövanşında Ankara gücüyle 2-2 berabere kaldı ve adını finale yazdırmayı başardı. Şimdi gelin hem mücadelenin özetini hem de maçın ardından yapılan açıklamaları izleyelim. Gecekondu şovunu yapıyor Ankara Gücü taraftarı, her maç olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmıyor. Kupa yolunda da işte bu şovla destek veriyorlar Ankara Gücü'ne, başkent temsilcisine. Ali sol topun başında, Ankara Gücü'nün vuruşuyla başlayacak zorlu mücadele. İlk düdük, maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hem MK Ankara Gücü'ne hem de Medipol Başakşehir'e. Şimdi Ankara Gücü hızlı çıkıyor. Kitsiyo. Etkili bir isim Kitsiyo, taşıdı topu. Kitsiyo pasını verdi. Alisson cezalandı. Alisson! Top ağırda gol. Ankara Gücü 1-0 öne geçiyor. 11. dakikaya girerken Ankara Gücü Medipol Başakşehir karşısında golü buluyor. Golcü yine iş başında. Skora denge geldi. İlk maç 1-0 bitmişti. Ankara Gücü Medipol Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiyor. Figueredo, Ömer Ali Şahiner, onun pası, Serdar Cezalı'nda, offside yok, gol pozisyonu, toparlarda gol! Serdar Gürler, offside. Bayrak şimdi kalkıyor. VAR kontrolü de yapılıyor tabii ki. Ömer Ali'nin pası, Serdar Gürler böyle girdi cezalı'nda. Topağlarla buluşturdu. Ali Sov'un golüne de benzer bir açıdan topağlarla buluşturdu ama offside bayrağı kalkmıştı. 61. dakika karşılaşmada Figueiredo topla buluştu cezaları sağ köşesinde. Geriye çıkardı. Şimdi orta şansı. O orta geldi. Arka direğe kafa, Serdar'dan gol! Gol, gol, gol! Serdar Gürler attı. 61. dakikada skor 1-1 oldu. Medipol Başakşehir eşitliği yakalıyor. Gol Serdar Gürler. Ali Sov'un golüne Serdar Gürler'le böyle karşılık veriyor Medipol Başakşehir. Atak tazeliyor şimdi Kitsu'yla Ankara Gücü. Gökhan Töre topla buluştu. Gökhan arka direğe, ortası, kafayla indirilen top. Gol pozisyonu, toplarda gol! Oyuna girdi, golünü attı. Adi Doğanis, Tason'un golü. Ankara Gücü yeniden öne geçiyor Medipol Başakşehir karşısında. Maça tekrar eşitlik gelmiş oluyor. İlk maç 1-0 bitmişti. Başakşehir kazanmıştı. İşaretini verdi. İlk uzatma devresi başladı. Caner de hazırlık yapıyor. Atış kullanıldı ceza alanında. Tehlike şimdi Lima. Emre'den de sıyrıldı. Kayarak bir müdahale. Top oyun alanını terk ediyor Taç. Bekleyin dedi Ali Şans alan. Oyuncu değişikliği vardı. Big Diaz. İkinci sarı, kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart çıkıyor. Mujakić. İtirazları vardı. Sarı gördü. Sarı kartı vardı. Kırmızı kart çıkıyor. Ankara Gücü 10 kişi. Oyuncu değişikliği gerçekleşirken Mujakić'in bu itirazları devam etti. Önce sarı kart geldi. Alkışlayınca ikinci sarı kartı gördü. Ve o kartın rengi kırmızı oldu. Arda arda iki sarı kart. Bir kez daha Mahmut Tekdemir topla buluştu. Medipol Başakşehir'de Mahmut. Sağ tarafa Caner'e, Caner Erkin. Caner yaptı ortasını, cezalına kafa, toparlarda gol. Kenny attı. Kenny'nin golü. Medipol Başakşehir 2-2'lik eşitliği yakalıyor. Caner Erkin yaptı ortayı. Kenny kafayı vurdu. Medipol Başakşehir golü buldu. İzmir'e çok yaklaştı Medipol Başakşehir bu golle. Golün adı Kenny. Alişan Salan maçı bitiriyor. 1-0'ın rövanşında 2-2 biten maç sonrasında
Medipol Başakşehir adını finale yazdırıyor. Çok üzgünüm yani. Çok nadir üzülürüm ben. Ama çok üzgünüm. Hani oyun olarak yendiğimiz, aslında iki maçta da skor olarak yenildiğimiz bir mücadele oldu. İfade ettiğiniz gibi birçok şeyi denedik sahanın içerisinde. Özellikle kazanmak için bütün hamleleri yaptık. Zaten yayından önce söylemiştim, belli bir oyun anlayışımız, felsefemiz var. Ligin sonuna gelmesine rağmen bunu devam ettiriyoruz. Özellikle pres konusu bizim için çok önemli. Yapacak bir şey yok, şimdi Galatasaray maçına hazırlanacağız. Hala ligdeki durum, ben çok tatminkar değilim ligdeki durumumuzdan. Son 3 hafta 9 puan var, her şey olabilir. Tekrar lige dönüp konsantre olacağız. Bizim hala ligdeki olan durumumuz kritik. Ben onu görüyorum. Yani bu takımın Galatasaray veya başka bir takım olması benim için çok önemli değil. Bugün nasıl oynadıysak o maçı da öyle oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız ki bir an önce rahatlayalım yani. Galatasaray maçı bizim için tabii büyük takım olması önemli. Ama ifade ettiğim gibi kazanmak istiyoruz yani. Hani bir an önce ligde rahatlamak istiyoruz. Onun sonucunda ne olur ne biter hani çok beni ilgilendiren bir konu değil. Ben Ankara Gücü Kulübü'nün teknik direktörüyüm. We are just disappointed, but we wanted to go to the finals and unfortunately we could not make it. Bugünkü mücadelelerinden dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elimizden geldiğince bir mücadele verdik ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık ve finale gidemedik. Bundan dolayı çok derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ondan dolayı çok üzgünüm. My goal is doesn't matter because we don't go in the final. Önemli olan yedek ya da ilk 11 oyuncu olmanız değil ama sahaya girdiğinizde bir performans üretmek. Şahsen bugün golümü attım. Sonradan girdim oyuna ama takım için elimden gelen mücadeleyi verdim. Kendi golüm adına mutluyum diyebilirim ama maalesef beni üzen durum bugün finale gidemeyişimizdi. Bugün finale gitmeyi hak eden bir Ankara Gücü vardı. Çok çalışan, çok azim eden bir Ankara Gücü vardı ama kazanamadığımızdan dolayı gol atsam da atmasam da şu an hüzünlüyüm. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Galatasaray'a karşı da aynı hedefle sahaya çıkacağız. Bizim için önemli olan şey taraftarlarımızın mutluluğu ve sahaya çıktı. Galatasaray'a karşı sahaya çıktığımızda iyi son terine kadar mücadele veren bir takım görecekler. Oyuncuların bugün Türkiye Kupası'nın finale kadar kaldılar ve onların hepsine bu anlamda teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah biz Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Kupalarına katılmak istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak. Bizim gerçekten kulübümüzün genlerinde her zaman öne oynamak, kupaları oynamak var. Önümüzde Fenerbahçe gibi önemli, büyük, iyi oyunculara sahip bir takım var ama biz kupayı kazanmak istiyoruz. Benim için de çok güzel duygular barındıracak bir maç olacak. Fenerbahçeli emir olarak kendimi hep hissettim. Orada çok güzel günler geçirdim. Şampiyonluklar, kupalar kazandım. En zor günlerinde Fenerbahçe'nin içinde oldum. Üzüntülerim çok oldu. Bunu samimi söyleyeyim. Çok ama çok oldu. Mutluluklarım da çok oldu. Yaşadığım süreçleri hep iyi hatıralarla hatırlıyorum. Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin en güzel yerine koyarak hatırlıyorum ama biz finalde Fenerbahçe'yi eleyip kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışacağız. Önümüzde 15 günümüz var. Güzel bir hatıra olacak benim için. O gün takımın başarısı için nasıl futbolcu Emre'yken, Başakşehir'de oynarken yaptıysam yine teknik adam olarak da aynısını yapmaya çalışacağım. Gerçekten bana gönül veren, sevgiyle bana bakan Fenerbahçelerin de beni bu anlamda her zaman değerli bulmalarının yegane sebebi ben ekmek yediğim yere her zaman karşılığını verdim. Fenerbahçe'de de bunun fazlasıyla karşılığını verdim. Oynadığım bütün takımlarda da hep sevilen oyuncu oldum. O yüzden teknik adam olarak da bunu başarmak ve bu şekilde yoluma devam etmek en büyük arzum, isteğim. Bugün benim için anlamlı bir gün. Oğlumun doğum günüydü. Yanında olamadım ama bu golü ve bu finaldeki biletimi ona armağan ediyorum. O da bizle birlikte İzmir'e gelecek. Ve onu... Gol sevincinde de yanılmıyorsam evet, öyle bir mesaj var. Evet, aynen öyle. Ve ona söz verdim. Kupayı oturtacağım onun içine. Allah'ın izniyle bugün zor bir sınavdan geçtik. Çok zor bir maçtı. Çok zor bir maç olacağını da biliyorduk. Nitekim öyle geçti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarla iyi baskı kurdular ama kendi düşüncem, saha içinde hissettiğim 90 dakika boyunca biz hakimdik oyuna. Hani çok pozisyon vermedik, gol yedik.
ama büyük karakterler, büyük oyuncular bu zamanlarda belli olur ve takımın 10 kişi kalmasına rağmen biz 2'yi atabildik. 2-2 bitti maç. İnanılmaz mutluyuz, inanılmaz heyecanlıyız final için şimdiden. Tabii ki önümüzde 2 tane lig maçı var ama hedefimiz Avrupa Kupası'na gitmek. Bu da Fenerbahçe finali karşısında geçiyor ve biz o Avrupa biletini alacağız. İkili maç, iki ayaklı maç ve kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maçtı. Serdar'ın anlattığı gibi iyi bir atmosfer vardı. Böyle takımlara karşı oynamak zor. Toğun Hacı'yı buradan tebrik etmek lazım. Çok güçlü bir kadroları var. Çok güçlü bir camiaları var. Onlara da bundan sonra başarılar diliyorum. Kazanmak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Herkes onun için çok heyecanlı. Fenerbahçe eski takımım. Fener camiasını çok seviyorum. Orada onların sayesinde Kayserispor'la beraber Deniz Turuçoğlu. Onun için büyük maç ama orada artık Fenerbahçe değil, orada Başakşehir için oynayacağım. Elimden geleni yapacağım ve inşallah kupayı kazanacağız. Juste marqué le but et vraiment c'est le travail de toute l'équipe. Çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir maçtı gerçekten. Hani bu maçın bu şekilde zor geçeceğini zaten biz biliyorduk, bilincindeydik bütün takım olarak. Trabzon'u elemişti sonuçta. Trabzonspor'u eleyen bir Ankara gücü vardı. Onun için iç sahada oynadıkları zaman da kendi taraftarları önünde zorlu geçeceğini biz biliyorduk. Sağlam durduk. Takım olarak hazırlanmıştık zaten tamamen bu karşılaşmaya. Bu golü ben attığım için de açıkçası çok mutluyum. Bu golün atmış olmamdan dolayı mutluyum. Ama tabii ki de takımın vermiş olduğu mücadele. Burada hep beraber yapılan bir iş var. Hep beraber başarılan bir durum var yani. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Gerçekten oyuncular müthiş bir mücadele gösterdi. Çünkü baktığınızda zannediyorum herhalde final oynadığımızda, lig bittiğinde 54 veya 55 maç oynamış olacağız. Herhalde Türkiye'de bizim kadar maç oynayan bir takım yok. En fazla biz oynadık galiba. Dolayısıyla Temmuz'da başladık. Haziran'da bitireceğiz. Uzun bir tempo, yorucu bir tempo oldu. Dolayısıyla oyuncu kardeşlerimizi gerçekten hepsini kutluyorum tek tek. Teknik heyeti kutluyorum. Ayrıca özellikle bunu da söylemek isterim. Bizim kaptanımız, bizim her zaman efsanemiz Mahmut Tekdemir. Çok ciddi bir sakatlığı var. En kısa zamanda bir maç oynama bile risk olduğunu söyledi doktor ve ameliyat olması gerekiyordu. Fakat bu yarı final maçına çıkmak istediğini söyledi. Kendisi benimle de görüştü. Gerçekten ona ayrıca sonsuz teşekkür ediyorum. Takımını yalnız bırakmadı. Oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve çıktı. Bütün mücadelesini de en iyi şekilde gösterdi. Onu ayrıca da kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. İnşallah bakalım şimdi finale gideceğiz. Bir yandan ligde az bir maç kaldı. Dolayısıyla ligin uzun bir sezonu da bitirmiş olacağız. Tabii çok uzun maçlar oynandı. Zaman zaman performans düşüklüklerimiz oldu belki ligde ama genel anlamda bu kadar maç sayısı hala yarıştayız. Hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var. Biz daha önce iki kere kupa finali oynadık. Birisini Beşiktaş'la, Kayseri'de, birini de Eskişehir'de Konya ile oynamıştık. Çıkacağız. Takımımız, ekibimiz, herkes gidecek. Mücadelesini gösterecek. İyi oynayan kazanacak. Geçmişte federasyon bu kararı alırken emsal karara göre bir karar verdi. Yani ben iki kararın da çok adil olmadığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla orada bir net yani böyle bir karar alınmış. Bu çok adil mi? Beşiktaş'ın arzu ettiği karar da çok adil olur muydu onu bilemiyorum. Dolayısıyla emsal kararlara göre bir karar verdiklerini söylediler. Diyecek bir şey yok. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Hemen ana sayfalarla başlayalım. Fotomaç ana sayfada transfer haberlerini görüyoruz. Fener'de Lemar harekatı, Aslan'a yeni gol makinesi, Kartal'a İspanyol maestro başlıkları. Üç büyük takımdan dikkat çeken transfer haberleri. Petkovic fırtınayı istiyor. Trabzonspor'dan yine dikkat çeken bir transfer haberi. Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir turladı başlığını görüyoruz. Finalin adı Fenerbahçe Medipol Başakşehir denmiş Fotomaç gazetesinin ana sayfasında. Fanatik ana sayfayla hemen devam edelim. Manşette
Nelson 25 milyon euroya Tottenham'a ifadesi dikkat çekiyor değerli izleyenler. Onun dışında Enes Ünal şoku, Fener'de transfer borsası, Kartal'ın Mina şartı, Trabzon'dan Pereira atağı başlıkları yine dikkat çeken transfer haberleri diyebiliriz. Sabah gazetesinin 21. sayfasına şöyle bir bakalım. Sabah'ın yazar kadrosu gündemdeki açıklamaları masaya yatırdı deniyor. Şenol Güneş ve Jorge Jesus Süper Lig'e dair sürekli açıklamalar yapıyor. Bu demeçler Türk futboluna zarar vermiyor mu ya da iki hoca söylemlerinde haklı mı? TFF neden suskun kalıyor şeklinde bir soru yöneltilmiş yazarlara. Ve Ömer Üründü, Levent Tüzemen, Erman Toroğlu gibi isimlerde değerlendirmeler yapmışlar. Bu karar çareler tükendiği içindi. Örnek olsunlar, istifa etsinler. Ülkede futbola zaten güven yok başlıklarıyla değerlendirmeleri görüyoruz yazarlardan. Sabah 21'de bugün takip edebilirsiniz diyelim ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet 19'da Başakşehir final biletiyle döndü başlığını görüyoruz. Dün oynanan mücadeleyle alakalı 1-0'ın rövanşında Ankara gücüyle berabere kalıp tur atladı. Final maçının 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağı da hatırlatılmış değerli izleyenler. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 11 Haziran'da İzmir'de karşı karşıya gelecekler. Zira Türkiye Kupası finalinde. Milliyet gazetesine de hemen şöyle bir bakalım. Senat ok imzasıyla aklı başına geç geldi haberini görüyoruz. Teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası'nın ardından sonuç vermeyen sistemini ısrarla değiştirmeyince takım geri düştü. Son dönemde hem sistemsel hem de kadroda bu inattan vazgeçilip netice alınsa da kupa dışında iş işten geçti şeklinde bir haber dikkat çekiyor bugün Milliyet gazetesinde. Hepsinin detaylarına birazdan bakacağımızı söyleyelim. Süper Lig'de 35. hafta özetleriyle bu saati tamamlayacağız. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Sabah sporunda ikinci saate yol durumuyla başlıyoruz. Evlerinden çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz ya da bizleri Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimiz için İstanbul trafiğindeki anlık duruma gelin şöyle bir bakalım. %44'lük bir trafik yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Nispeten diğer günlere oranla daha hafif bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde klasik bir sabah yoğunluğu var. Özellikle ikinci köprü bugün daha yoğun. Şöyle duyurulara da bakalım. TEM Silivri Selimpaşa arası çift yönlü karayolları bölge müdürlüğü çalışması nedeniyle ana yol trafiğe kapalıdır. Trafik akışı yan yoldan sağlanmaktadır uyarısı var. Bir diğer duyurudaysa Şile yolu Taşdelen Alemdar yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır uyarısı yapılmış değerli izleyenler. Tekrar edelim. Cuma sabah 8 itibarıyla İstanbul'da %44'lük bir trafik yoğunluğu var izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için aktarmış olalım. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Fenerbahçe haberlerine bakacağız değerli izleyenler. Fotomaç 3 ile hemen başlayalım. 50 milyon TL'yi hesaba yatırdık. Omuz omuza kampanyasında yapılacak 550 konteynerin mali kaynağı için TFF ile protokol imzalandı ve dün de bir basın toplantısı düzenlendi. Hemen altına baktığımız zaman Lemar bombası haberini görüyoruz, transfer haberi. Rüya takım kurmak için kolları sıvayan Ali Koç, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki hücumcusu için girişimlere başladı diyor haber. Fotomaç gazetesinde bugün dikkat çeken transfer haberi bu yönde diyelim ve Fanatik'le gelin devam edelim. Fanatik gazetesinde Fenerbahçe'den transfer çıkarması başlıklı bir haber görüyoruz. Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmaları için Britanya adasına, yani İngiltere ve İskoçya'ya çıkarma yapması bekleniyor. İskoçya devi Rangers'ın yıldızlarından Ryan Kent bitmek üzere, Morelos'ta görüşmeler sürüyor. İngiltere'de ise Zaha, Chamberlain ve Van de Beek için girişimlerde bulunulacağı öğrenildi denmiş haber. Yine gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına önemli hamleler olduğu söyleniyor. Sabah gazetesine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir başlığıyla dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ayrıntılarını görüyoruz ve hemen altına geldiğimiz zaman Samet Yüksel imzasıyla Anderlet Kadıköy'de başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Macar stoper Atilla Szalai
Belçika ekibinin radarına takıldı. Anderlecht yardımcı antrenörü Robin Beltman, Sivasspor maçında Zalai'yi izledi. Belçika kulübü sezon sonu teklifi hazırlanırken, Kanarya'nın alt limiti ise 20 milyon euro demiş haber. Hemen altında Valencia ve Batshuayi yarım dalya dedi şeklinde bir haber de dikkat çekiyor. İkili sezon toplamında 50 gol ve 9 asiste ulaşmayı başardı değerli izleyenler ve bu performanslarıyla da oldukça dikkat çektiler. Yine onlarla ilgili bir haber. Hürriyet gazetesinde de dikkat çekiyor. Hürriyet 21'de Fenerbahçe Batshuayi Valencia ile hiç kaybetmedi şeklinde bir haber Süleyman Arat imzasıyla. Zira Türkiye Kupası'ndaki son Sivasspor maçının bir kez daha ortaya çıkardığı gerçek. Kanarya iki forvetin birlikte oynadığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik aldı denmiş. Teknik direktör Jesus'un onlar oynayınca kaybetmiyoruz, İkisi birbirlerini tamamlayan futbolcular dediği Valencia ile Batshuayi'nin birlikte oynadığı maçlarda Fenerbahçe %83.3 gibi son derece yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Birlikte forma giydikleri karşılaşmalarda Valencia 10, Batshuayi 6 gol attı diyor haber. Şimdi Takvim Gazetesi'ne de şöyle bir bakalım. İlk olarak Fener'de çok iyi para kazandım başlığıyla bir sezon sarı lacivertli formayı giyen Max Kruse'nin yaptığı açıklamalara göz atalım. Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Her yerde size Ronaldo gibi davranılıyor dedi. Üzerine konuşulması gereken bir haber. Hemen altında Onur Özkan imzasıyla bir özel haber görüyoruz. Olmazsa Şezni'yi alacağım başlığıyla iddialara göre Başkan Ali Koç arkadaşlarıyla yediği bir yemekte transferle ilgili soruya Livakovic'le anlaşmayı sağladık, şu an bir sorun yok ancak pürüz çıkarsa gidip Şezni'yi alacağım yanıtını verdi şeklinde bir haber. Bizzat Onur Özkan'la bugün konuşacağımızı söyleyelim bu haberi ve Fenerbahçe haberlerinden oluşan gazete turumuzu da bu şekilde tamamlamış olalım. Gazete turuyla yine devam ediyoruz. Galatasaray haberlerine bakacağız. Yine foto maçla başlayalım. Reçeteyi verdi başlıklı bir haber sayfanın en üstünde dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetimle yaptığı görüşmede transfer raporunu sunduğu Icardi'nin bonservisinin alınmasını talep etti. Sol bek, sağ kanat ve 8 numara istedi denmiş haberde. Hemen altına baktığımız zaman sola yeni aday Guerreiro başlığını görüyoruz. Galatasaray yine dünyaca ünlü bir yıldızın peşinde denmiş Portekizli sol bek için. Harekete geçildi. Dortmund'la sözleşmesinin sonuna gelen Rafael Guerreiro ile ilk temas gerçekleştirildi diyor haber. Fanatik gazetesine bakalım. Fanatik 3'te Abdülkerim'in açıklamalarını görüyoruz. Efsane olmak istiyorum başlığıyla. Soru işaretleriyle geldiği Galatasaray'da savunmanın vazgeçilmezi olan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Abdülkerim, şu an tek odağım Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim ifadesini kullanmış. Bu sezonun en zor maçı başlığına da hemen bakalım. Okan Buruk'tan salı günkü Ankara Gücü deplasmanı öncesi oyuncularına bu uyarının geldiği söylenmiş. Diyor ki Okan Hoca, bizim şampiyonluk hedefimiz varsa Ankara Gücü'nün de ligde kalma hedefi var. En zor maçımız bu olacak. En iyisini yapmak zorundayız demiş değerli izleyenler. Bir de sayfanın en altına gelelim. Zaniolo yalnız değil başlıklı bir haber görüyoruz. İtalyan gazetelerinde Zaniolo'nun idmanda kutlama yapılırken arkada kaldığı bir fotoğrafın kullanılıp Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor haberi yapılmasına önce genç yıldızın annesi, ardından babası, son olarak da kendisi tepki gösterdi demiş haber. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Mehmet Özcan imzasıyla Türkiye'de rakip yok, Avrupa'da çok başlıklı bir haber görüyoruz. Icardi ve Rashica yurt dışından birçok kulübün listesinde yer alıyor. Süper Lig'de Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyi hiçbir şekilde düşünmeyen iki futbolcu Avrupa ekiplerinin gözdesi durumunda şeklinde bir haber dikkat çekiyor. Özellikle Premier Lig'den teklifler gelebileceğinden bahsedilmiş. Şimdi Hürriyet gazetesine de şöyle bir bakalım. Yine Zaniolo'ya anne koruması haberini burada da görüyoruz. Ve alt kısma geldiğimizde Ali Naci Küçük imzasıyla Ankara'da şampiyon olup Fenerbahçe'yi de derbide yeneceğiz başlıklı bir haber. Galatasaraylı futbolcular Florya'da yenen yemekte Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a bu şekilde söz verdiğinden bahsediyor.
haber. Kaptanlar Muslera ve Kerem şampiyonluğa olan inançlarını net bir dille ifade ettiler denmiş. Takvim 15'e de hemen şöyle bir bakalım. 8 numaraya Ndombele başlığını görüyoruz. Napoli'de kiralık olan Ndombele çizmede kalmayacak denmiş. Erden Timur ada ekibiyle yaptığı görüşmede, Tottenham'la yaptığı görüşmede Fransız oyuncu için bilgi aldı deniyor haberin detaylarında. Gazete turunda sırada Beşiktaş var. Hemen yine foto maçla başlayalım. James sürprizi haberini görüyoruz. Beşiktaş 10 numara listesine İspanyol yıldızı da ekledi. Kara Kartallar yeni Talişko olarak gösterilen Famalicão'nun 22 yaşındaki İspanyol orta sahası için harekete geçti. Güneş de bu transfere onay verdi deniyor. Fanatiğe hemen bakalım. Quaresma'nın son durağı Beşiktaş başlıklı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Quaresma kariyerinin son maçında jübilesini Vodafone Park'ta yapmak istiyor şeklinde bir haber. Alt kısma baktığımızda Kara Kartal'da Mina Harekatı başlıklı bir haber görüyoruz. Kara Kartal sezon sonunda kontratı bitecek. Kolombiyalı ile masaya oturacak. Senelik 4.1 milyon euro kazanan Mina maaşında indirim yaparsa anlaşma sağlanacak denmiş. En alta baktığımızda da Redmond'la masaya oturacaklar haberini görüyoruz. Orhan Yıldırım imzasıyla Kartal'ın bonservisini almak istediği Nathan Redmond için görüşmeler başlayacak. Beşiktaş yönetimi ailesinin İngiltere'de kalmak istediği yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Ayrıca Redmond'a 1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerilecek deniyor. Sabah 19'da Ogün Şahinoğlu'nun haberi var. Yoğun mesai başlığıyla Beşiktaş yönetimi iç transferi kampa kadar bitirmeye çalışıyor. Cenk Tosun'la hafta başında 2 yıllık mukabele yapılacak. İmzanın hemen ardından siyah beyazlılar kaleci Mert Günok ve Salih Uçan içinde masaya oturmaya hazırlanıyor, planlıyor demiş haber. Hürriyet'e de hemen bakalım. İsmail Er imzalı bir Pjanić haberi görüyoruz. Daha doğrusu Beşiktaş yeni Pjanić'ini arıyor başlıklı bir haber. Siyah beyazlılar Bosnalı yıldız seviyesinde dünya çapında ses getirecek bir 10 numara almak istiyor denmiş. Delali'nin hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası devre arası gelen Maxim'de beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş yeni sezonda yıldız bir 10 numara transferi için düğmeye bastı deniyor haberde. Takvim 12'de sezon başı gelseydik şampiyonduk başlığıyla Abubakar'ın Fransız basınına yaptığı açıklamaları görüyoruz. Futbola kaleci olarak başladım, sonra stoper, ön libero, 10 numara oldum. Ben ve Şenol Güneş sezona başlasaydık şampiyon olurduk. İkimizin gelmesinden sonra aldığımız puanlar gerçeği ortaya çıkarıyor şeklinde bir haber Takvim gazetesinde bugün dikkat çekiyor Beşiktaş bölümünde. Trabzonspor haberlerinden de hemen bir gazete turu yapalım. Yine Foto Maç 4 ile başlayacağız. Petković apronda haberine ilk olarak bakalım. Trabzonspor 28 yaşındaki forveti renklerine katmak için geri sayımda Hırvat golcü için Zagreb'e 2 milyon euro bonservis teklif edilecek. Bielitsa eski öğrencisini istiyor şeklinde bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Gomez gole hasret, Maxi Gomez'in beklentileri karşılayamadığına dair bir haber yine dikkat çekiyor değerli izleyenler. Forvetler 10, stoperler 6 şeklinde kaydedilen gollerle ilgili de bir haber var ki az önce de ekrana getirmiştik. Fanatik 4'e baktığımızda Marek Hamşik'in yerine Pereira haberini görüyoruz. Bielitsa'nın Arjantin yıldızı sıcak baktı ancak maliyetine göre hareket edileceği öğrenildi denmiş. Sabah 21'de sayfanın en altında yapım aşamasında başlıklı bir Yunus Emre Sel haberi görüyoruz. Bielitsa yeni sezonun takımı için mesaide deniyor. Hırvat Hoca performans üzerinden kalacak gidecek listesi yaparken yönetimde yüksek maliyetli oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor denmiş haber. Haberde şimdi Yunus Emre Sel'le bu haberin detaylarını konuşacağız diyelim. Takvim 13'e bakalım. Yine aynı haberi görüyoruz. Trabzon için karar anı başlığıyla. Takımdan ayrılacak futbolcular kesinlik kazanıyor denmiş. Bielitsa son kararı verecek. Kimlerle ilgili ne karar alınabilir? Şimdi konuşacağız. Son olarak bir de Süper Lig sayfasına Foto Maç gazetesinin bakalım aktüel haberlere. Şehir finalde başlığıyla Ziraat Türkiye Kupası haberini görüyoruz. Ankara gücünü eleyen Başakşehir Fenerbahçe ile eşleşti şeklinde dün akşamla ilgili de bir haber dikkat çekiyor.
Evet, şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız ve Yunus Emre'si Halle Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Yunus Emre, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Nasılsın? Çok teşekkürler, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Trabzonspor'un gündeminde hangi maddeler var? Tabii ki gelecekler, gidecekler çok merak ediliyor. Özellikle yeni sezonun yapılanması, planlaması nasıl olacak? Bunu ayrıca sormak istiyorum ama takımın şu anki mevcut durumundan istersen biraz bahsedelim. Artık son haftalara girdik Süper Lig'de. Yani hedefi kalmayan takımları motive etmek tabii ki çok zor. Bu noktada ligin sonu nasıl gelecek sana göre? Son şampiyonların özellikle bir sonraki sezonlarda zorlandığına dair haberler de ekrana getiriyoruz sık sık. Şu an takımda nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer var? Gerçekten söylediğin çok doğru. Yani şampiyonluk sonrası böyle bir sezonu hiçbir Trabzonspor taraftarı, yöneticisi, futbolcusu, teknik ekibi hayal etmiyordu aslında. Herkes çok daha başarılı bir serinin yakalanacağını, şampiyonluk gelmese bile belki son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olabilecek bir Trabzonspor hayal ediyordu. Ancak geride kalan süre içerisinde Trabzonspor tek tek hedeflerinden uzaklaştı ve senin de söylediğin gibi şu an sezonun sonu gelmişken Trabzonspor'un tutunacak bir hedefi yok açıkçası. Ama burada teknik direktör Nenad Bjelica'nın kendisine göre hedefleri var. Nedir bu hedefler? Gelecek sezonun bir kadro iskeletini oluşturmak ve gelecek sezon daha çok üzerinde duracağı oyun formasyonunu belirlemek. Bu süre içerisinde en azından bunu yapmak istiyor bir yer ise ki hepimiz görüyoruz ciddi bir arayış içerisinde. Her maç farklı bir oyun formasyonu deniyor, farklı oyuncuları deniyor. Performanslarda değişiklik yapmayı, farklı oyuncuları farklı mevkilerde görüp alternatif çıkartmayı deniyor. En azından teknik ekip anlamında böyle bir arayış var. Ama futbolcular için de şunu söyleyebiliriz. Takımda kalmak isteyen oyuncular Bielis'in gözüne girmek adına benim potansiyelim şunu, şudur demek istiyor. Veya ayrılmak isteyen oyuncular da transfer teklifi alabilmek adına çok daha üst düzey performans sergileyebiliyor. Belki ligdeki konum itibariyle değiştirebilecek bir hedef yok. Ancak bu iki noktada hem oyuncuların kendilerini gösterme hem de teknik direktör Nenad Bjelica'nın arayışları noktasında hala aslında hedefler var. Ve aslında en önemli hedef de sezonluğu galibiyetle tamamlamak. Çünkü özellikle Bjelica geldikten sonra, yeni yönetim geldikten sonra Trabzonspor bir galibiyet serisi yakalamakta zorluk yaşıyordu. Şimdi ilk galibiyet alındı geçen hafta, bunu Giresunspor maçıyla taçlandırmak ve hatta 3 galibiyet alarak sezonu tamamlama hedefi var diyebiliriz aslında. Peki şimdi hangi oyuncu Bielisa'nın gözüne girdi, kim gözüne giremedi, yeni sezonda kimler bu takımda kalacak, kimler gidecek? Gideceklerle ilgili özellikle ciddi transfer teklifleri, beklenen rakamlar, bunlarla ilgili de istersen izleyicilerimizi bir bilgilendirelim Yunus Emre. Senin de zaten haberlerin var bugün. Yapım aşamasında demişsin Sabah gazetesinde. O yapım aşamasında şu an neler yaşanıyor? Şimdi şu bir kesin alınan bir karar Ezgi. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un maaş yükü bu sezon başladığında 41 milyon avroydu. Yeni sezon başladığında bu maksimum 25 milyon avro seviyelerinde tutulmaya çalışılacak. Yani yaklaşık 10-15 milyon avroluk, hatta 15-20 milyon avroluk bir maaş bütçesinde düşüş olacak. Bu çok ciddi bir rakam ve bu şu anlama geliyor. Şu anki mevcut takımda yüksek maliyetli kazanan, yüksek rakamlar kazanan oyuncuların birçoğuyla yollar bir şekilde ayrılmaya çalışılacak. Bu önemli ve radikal bir karar aslında. Sezon başında çok ciddi isimler bu takıma transfer edildi. Maxi Gomez'i, Mark Bartra'sı, Trezeguet'i, Enis Bardi'si, yani birçok önemli isim transfer edildi. Ancak bu isimlerin birçoğundan sezon içerisinde belki de istenilen verim alınamadı. Ancak son haftalarda performansı artan isimler var. Bunlar arasında işte Mark Bartra'yı önemli bir yere koyabiliriz. Şu anda özellikle Hüseyin'le birlikte o bölgede ciddi bir uyum sağladı. Trezeguet'i yine son haftaların form grafiği artan ismi olarak gösterebiliriz. Ancak sezon başından itibaren genel bir ortalamaya bakıldığında tabii ki yatırım karşılığında aynı performansları alıp almadıkları tartışılır. Ama Trezeguet'i ayrı bir noktaya koymak gerekiyor. Şu anda Trezeguet takımın en golcü ismi, 10 gol atmış durumda. İki forvet oyuncusu Maxi Gomez ve Umut Bozok toplamda Trezeguet'in attığı gole ancak ulaşabiliyor. Dolayısıyla Trezeguet önemli bir katkı sağladı. Ama
Trezeguet ile ilgilenen takım var. Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı ve hem Suudi basınında hem de Mısır basınında son dönemde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğuna dair birçok haber yer aldı. Biz de bunu Trabzonspor cephesine sorduğumuzda resmi görüşmelerin şu an olmadığını ancak bu gelişmelerden onlar da haberdar olduklarını söylüyor. Burada konuşulan rakam 6 milyon avro seviyelerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu bonservis rakamı resmi teklif olarak geldiğinde Trabzonspor tarafından değerlendirilebilir. Dolayısıyla ilk ayrılık ihtimali Trezeguet olabilir. Maxi Gomez için yine Celta Vigo'ya gitme ihtimali yüksek oranda gözüküyor. Eğer Celta Vigo olmazsa belki yeniden İspanya veya Amerika yapabilir. Hatta yeniden bir Avrupa transferi yapıp belki Hull City'ye gidebilir ama orada kiralık durumu söz konusu. Daha çok Trabzonspor bonservisiyle satış düşünüyor. Maxi Gomez de ayrılık ihtimali olan bir isim. Yine Mark Bartra takımda yüksek rakam kazanan ve sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında. Enis Bardi takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimler arasında. Buna ek olarak Marek Hamşik'in ki sözleşmesi sona eriyor ve şu ana kadar kendisiyle yeni bir görüşme yapılmadı. Gbomi'nin kiralık sözleşmesi sona eriyor. Yusuf Yazıcı'nın kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ve bu iki isimle de yollar sezon sonunda ayrılacak. Ama bunlara ek isimler çıkabilir mi? Çıkabilir. Eğer farklı isimlere sürpriz transfer teklifleri gelirse bunlar da değerlendirebilir. Örneğin Siops için Panathinaikos iddiası var. Henüz resmi görüşmeler başlamadı. O bölge için Trabzonspor'un arayışı da var. O yüzden böyle bir transfer de gerçekleşebilir. Bu tarz transferler de gerçekleşebilir. Ez cümle şöyle söyleyebiliriz. Trabzonspor'da sezon sonunda belki 6 ila 8 oyuncu ayrılıp aynı oranda transfer yapılma ihtimali çok yüksek gözüküyor şu an için. Peki Yunus Emre Sar, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, yorumlar için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dün akşama gidelim ve Türkiye'nin Kupası programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Saat başında yeniden buradayız. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Onur Özkan'la gündemi değerlendireceğiz. Onur, günaydın, hoş geldin. Günaydın Ezgi, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim, eksik olma. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda artık finalin adı belli oldu. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Finali tabii ki beklentileri, tahminleri konuşacağız ama önce bir dün akşama gidelim istersen. Mücadeleyi bir hatırlayalım. Medipol Başakşehir, MK Ankara Gücü'nü geçmeyi başardı yarı finalde değerli izleyenler ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Özeti bir izleyelim, gelin. Evet Onur, bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Medipol Başakşehir olacak. Finalde 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Nasıl bir final bekliyorsun? Bence hikayesi olan bir final olur. Çünkü Fenerbahçe'nin 10 yıllık bir kupa hasreti var. Evet. Başakşehir ilk kez bunu başarmak isteyecek. Bir yandan Emre Belözoğlu Fenerbahçe buluşması olacak. Evet. Yani her anlamda hikayesi bol, keyifli bir maç olacakmış gibi geliyor. İzmir'de oynanması güzel tabii ki. O anlamda baktığımız zaman hani tabii ki Fenerbahçe'nin bir tribün taraftar avantajı olacak mutlaka maçta. O bir Fenerbahçe için artı ama hani son dönemin bence en keyifli kupa finallerinden biri olacakmış gibi geliyor. Çünkü Fenerbahçe çok istiyor kupayı. Tabii. Yani artık o zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kupa hasretine bir son vermesi gerekiyor. O anlamda tabii ki çok önemli Fenerbahçe için. Ama dedim ya, Başakşehir için de tarihte bir ilk anlamına geleceği için onlar için de son derece kıymetli bir final maçı. Şimdi öyle bir hafta ki aslında, ya da öyle bir 10-15 gün aynen diyebiliriz Fenerbahçe açısından. İki kupaya da uzanabilir, iki kupayı kayıp da edebilir. Aynen. Yani o kadar kritik bir süreçte Fenerbahçe. Hangi senaryoda neler yaşanır, aslında biz bunun üzerine çok fazla konuşuyoruz ve kafa yoruyoruz. Muhakkak taraftarlar da öyle. Yani iki kupa kazanırsa bambaşka bir tablodan bahsedeceğiz. Şey, kaybedilirse... Ne gibi krizler yaşanacak acaba, neler konuşacağız bunları düşünüyoruz. Bir de sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda alınma ihtimali, ki zannediyorum şu anda en gerçekçi, aynen, şu an itibariyle en gerçekçi hedef bu gibi görünüyor. Bu farklı senaryolar senin için ne ifade ediyor? Tabii, ligde ipler Fenerbahçe'nin elinde değil. Değil. Orada mutlaka Galatasaray'ın bir puan kaybı, evet, yaşaması gerekiyor Ankara Gücü maçında. Hatta yenilmesi gerekiyor. Beraberlik bile yetmeyebilir. Ama kupada tabii ki Fenerbahçe'nin tamamen ipler elinde, kazanması durumunda kupayı alabiliyor Fenerbahçe. Yani dediğin gibi çifte kupa bambaşka bir şey, bambaşka bir hikaye anlatır bize. Ama tabii ki sezonun kupasız tamamlanması Jesus üzerinde bir kere en başta nasıl bir etki yaratır? Yani yönetimin Jesus'la ilgili fikrini, devam etme isteğini yeniden gözden geçirtir mi bu?
Onu bilemiyoruz tabii ki. Yani Fenerbahçe yönetimi şu an Jesus'la gerçekten de tamamen devam etme yolunda bir karar aldı mı? O da biraz soru işareti. Yani orada da yönetim tarafında bazı fikir ayrılıkları var. Yani o yüzden de tabii ki hem başkanın geleceği açısından son derece kıymetli. Yani şimdi Sayın Başkan 4. sezonunu tamamlıyor. Şampiyonsuzlukla geçmiş bir süreç, kupasız geçmiş bir süreç olursa eğer devam ederse bu, tabii ki başkanın üzerindeki baskıyı da bu son derece arttırır. O yüzden de bu iki maç tabii ki hem başkanın hem Jesus'un kaderi açısından da son derece önemli ve kıymetli. Ama dediğin gibi çok keskin farklar olur iki senaryo arasında. Çok ciddi farklar olur. Ama ligde zaten Fenerbahçe hani o biraz o senaryoya kendini alıştırmış durumda. Hani ligde Galatasaray'ın şampiyonluğu son derece yakın şu anda. Ama kupada tabii ki kupa kaybedilirse hayal kırıklığı çok daha büyük olur Fenerbahçe açısından. Çünkü artık yani bu 10 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin 3-4 finali vardı bir de kaybettiği Türkiye Kupası'nda. Yani son dönemde sürekli finalleri kaybeden bir Fenerbahçe. Final maçlarını kaybeden, işte hani diyoruz ya Fenerbahçe bir ölüm kalım maçında yine öldü. Yani bu ifadeyi çok kullandık son dönemde. O yüzden de Fenerbahçe'nin artık bir finali kazanması gerekiyor. O anlamda tabii ki kupanın kazanılması son derece kıymetli olur bence. Peki kupa kaybedilirse finalde acaba Jorge Jesus'la ilgili nasıl bir gündem oluşur? Kazanılırsa, aslında kazanılırsa'yı daha çok konuşmak lazım. Çünkü Jorge Jesus'un akıbeti sanki bu finale bağlıymış gibi görünüyor. Yani finali kazanırsa, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Jesus takımda kalacak, kaybederse gönderilecek gibi bir algı var şu anda bütün kamuoyunda. Bu doğru mu sana göre? Yani bu kupaya mı bağlı Jesus'un? Şöyle söyleyeyim, kaybedilirse çok büyük bir ihtimalle gider. Ama kazanılırsa da kesin Jesus burada kalır diyemiyorum. Yani orada dedim ya yönetim içinde bazı fikir ayrılıkları var. Artı bence daha kritik nokta Samandıra'da bir direnç var Jesus'a karşı oyuncu grubu içinde. Yani biz bunu yaklaşık bir 10 gün önce haberleştirmiştik. Doğru. Bazı oyuncular Selahattin Baki ile görüşüp Jesus'la ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişti. Hani bu şu anlama gelmesin, bir isyan yok Samandıra'da tabii ki. Yani bir eyleme dönüşmedi iş. Ama oyuncuların bir rahatsızlığı var bazı oyuncuların ve bu oyuncu grubunda yerli oyuncular daha fazla, onu söyleyelim. Yani bu yönetimin Jesus'la ilgili fikrini yeniden gözden geçirmesine sağlayabilir. Çünkü yani birden fazla oyuncudan bahsediyoruz burada. Çok ciddi bir şekilde hocanın forma adaleti konusunda, oyunculara, bazı oyunculara karşı tavırları konusunda ciddi bir şikayet var. Hani Ali Başkan bunu dikkate alır mı, oyuncuların bu görüşünü, onu bilemiyorum ama yani kupa kazanılırsa Jesus'un kalması garanti diyemiyorum o yüzden. Peki mesela Arda'yla yaşananlar, son maçta tribüne götürmek isteyip de futbolcuların soyunma odasına gitmesi, hepsi bununla mı bağlantılı? Aynen. Yani tabii ki. Yani Jesus son maçta oyunculara diyor ki hadi toplanın tribüne gideceğiz. Oyuncular gitmiyor. Yani bu takım içinde hocanın otoritesinin artık sarsılmaya başladığını bize gösteriyor. Mesela bundan çünkü onu çok özür dilerim. Şöyle yorumlayanlar da oldu. Taraftara bir tepki. Yani siz bize protesto ediyorsunuz, ıslıklıyorsunuz, biz de kazandığımız maçtan sonra gelmeyeceğiz tribüne gibi. Ben kesinlikle orada bir taraftar protestosu olduğunu düşünmüyorum. Tamamen orada hocanın artık bu kararına karşı, yani hoca her maçtan sonra futbolcuları topluyor, tribüne götürüyor. Artık futbolcular bunu istemiyor. Yani çünkü bazen gerçekten de oradan bazı çatlak sesler çıkabiliyor yani. Çünkü Fenerbahçe taraftarının psikolojisi çok sağlıklı değil şu anda doğal olarak yani. O yüzden de burada ciddi bir şekilde hocanın otoritesine karşı bir direnç var. Oyuncu grubunun tamamından bahsetmiyorum burada. Ama bir grupta içeride bu direnci gösteriyor tabii ki. Bu çok önemli ve sıkıntılı bir süreç Fenerbahçe açısından. Bundan yaklaşık 5-6 ay evvel mesela İrfan Can Kahveci hocanın basın toplantısına katılmıştı, soru sormuştu. Yani çok güzel bir ortam vardı orada ama şu anda bu ortam yok Samandıra'da. Hatta Davum Samandıra'ya bir ziyarette bulunmuştu. Bir saat geçirdi Samandıra'da. Demişti ki burada bir şampiyonluk havası yok. Hoca ayrı bir yerde, futbolcular ayrı bir yerde demişti. Davam bunu söylüyor. Yani o yüzden de tabii ki kupa gelirse yönetimin fikrinde değişiklik olabilir. Ama bence burada yönetim için belirleyici olacak olan kısım hocanın Samandıra'daki otoritesi. Çünkü Fenerbahçe yönetim yeni sezonda takımın tamamını silip atmayacak ki. Mutlaka en az yarısı bu kadronun Samandıra'da devam edecek. Yani o yüzden de bu kriz yeni sezona taşınabilir. Bu da saha içine olumsuz yansıyabilir. Yönetim mutlaka bunu da düşünecektir. Yani Jesus'un oyuncularla arasındaki ilişkide bir kopukluk var. Hatta bunu son dönemde Benfica'da da yaşamıştı hoca. Ben bir Portekizli gazeteciyle bunu konuşmuştum. Hı hı. Son dönemi çok sıkıntılıydı Jesus'un. Birçok oyuncuyla problem yaşamıştı, birden fazla. Ve bunun aynısını şu an Fenerbahçe'de görüyoruz.
Yani bu hocanın demek ki takım içinde bir problem yaşadığını, oyuncularla bir kopukluk olduğunu bize gösteriyor. Bence bu yönetimin alacağı kararı son derece etkili olacak. Aslında kararı yönetim mi alacak yoksa Jesus mu verecek, o da merak konusu. Ben Jesus'un biraz politik davrandığını düşünüyorum. Bir kere şunu söyleyeyim, Jesus bu ortamı dünyanın hiçbir yerinde bulamaz. Bu parayı da hiçbir yerde kazanamaz. Onu da söyleyeyim. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Burası bir futbolcu için, bir teknik adam için cennet. Dünyanın en güzel ülkesi burası. O yüzden de Jesus işte diyor ya, ben kararımı vermedim. Nereye gidecek Jesus? Nereye gidecek? Gideceği tek yer var, Suudi Arabistan milli takımı. Başka gideceği hiçbir yer yok. Ya da Brezilya'da bir takıma gidebilir. Orada ne bu parayı kazanabilir, ne bu sevgiyi görebilir, ne bu ortamı bulabilir. Ya o yüzden de Jesus burada politik davranıyor. Fenerbahçe yönetimi dese ki şu anda, hoca gel sözleşme imzala, koşa koşa gider Jesus. O yüzden de bu sözler kimseyi aldatmasın. Burada kararı yönetim verecek, sayın başkan verecek. Ama henüz net bir karar verilmiş değil. Çok kafa karışıklığı var burada. Ya o yüzden de biraz daha beklememiz gerekiyor bence. Bir futbolcu için, teknik adam için cennet dedin ya, onun ispatı niteliğinde Max Kruse'nin açıklamaları var Takvim Aynen. gazetesinde. Güzel bağladın. Hemen bir aktaralım onu. Fener'de çok iyi para kazandım başlığıyla aktarılmış. Bir sezon sarı lacivertli formayı giydi Kruse ve Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Her yerde size Ronaldo gibi davranılıyor. Bence bunun üstünde en az 2 saat konuşabiliriz. Aynen. Çok, çok yani güzel. Bir oyun, gerçekten adınızın hiçbir önemi yok. Yurt dışından geldiyseniz bir şekilde, biraz da adınız duyulduysa takımınızda Ronaldo Messi muamelesi görüyorsunuz. Yıldızsınız, akıl almaz paralar kazanıyorsunuz ve bu ortamı da gerçekten hiçbir yerde bulabilme ihtimaliniz yok. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Ya Zlatan İbrahimovic'in bir sözü vardı ya, Manchester'da oynuyordu. Yani ben sokağa çıkmıyorum dedi Zlatan İbrahimovic. O kadar kötü bir şehir diyordu Manchester için. İlkay Gündoğan'ın eşi bu çıkışı yaptı. Yani burası İstanbul şehri özellikle. Yani çok güzel bir şehir futbolcular evet. için, teknik direktörler için. Sokağa çıkıyorsun, her taraftan sevgi akıyor sana. Sevgi Herkes yağıyor. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Ya muazzam Herkes bir şey. Herkes tanıyor bir kere. Tanıyor seni. Gittiğin her yerde el üstüne tutuluyorsun. Yani mesela Jesus tatil var, milli maç arası. Başkan uçağına biniyor, hop Portekiz'e gidiyor. Uçağına biniyor, hop buraya geliyor. Yani dünyada bu ortamı başka bir yerde bulabilir misiniz? Mümkünatı var mı? Ve bir de siz bu kadar ilgi ve sevginin içinde bir de bizim ligimizi aşağılayacaksınız. Yani bu da ayrı bir nokta. Bir de Avrupa Kupası maçında bunu yapacaksınız. O yüzden de Jesus dedim ya, yani bu ortamı mümkün değil bir yerde bulamaz. Yani Kruse'nin sözleri gerçekten çok acı ama bir gerçeği vurguluyor aynı zamanda Kruse. Yani Sayın Başkan şey demişti, Kruse hayatının kumarını oynuyor demişti. Profesyonel bir poker oyuncusu biliyorsun Kruse. Kimin kumar oynadığını gördük yani. Buradan bir sezon oynayıp 4,5-5 milyon euronun üzerine para kazanıp gitti ki Almanya'da yani 7-8 sezonda kazanamaz o parayı Kruse. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu sözleri bence alsın yöneticilerimiz, duvarına bir assın. Bence de. Yani transfer dönemlerinin başlangıcında bunu bir görsün, bir düşünsün. Bence taraftarlar da assın. Aynen, taraftarın da yani bu tarzı var. Yani herkese kesinlikle. De yıldız muamelesi, herkese de Ronaldo Aynen. Messi muamelesi yapmaya gerek yok. Hak ettiğinden fazla değer veriyoruz evet. insanlara. Evet. Fazla seviyoruz ve bunun sonunda da hayal kırıklığımız da fazla oluyor. Çünkü çok büyük bir ümit besliyoruz. Çok büyük bir sevgi besliyoruz. Çok kolay bağlanıyoruz biz insanlara. Onlar üzerinden mesela bizi ne kadar linçlediklerini Aynen. sen de çok iyi biliyorsun. Bir taraftar mesela sırf kendi takımının futbolcusu diye en ufak bir eleştiriye tahammül yok. Hemen bize buradan hakaretler Aynen. ver yansınlar. Ailemizden biri gibi sahipleniyoruz evet, futbolculara. Evet. Bu çok yanlış. Yani dedim ya, yani tabii ki sevelim, sayalım, destek verelim ama ya bu kadar da hak ettiğinden fazla değer ve sevgi vermeyelim. Çünkü bunu neden söylüyorum? Günün sonunda hayal kırıklığımız da çok fazla oluyor. Çünkü her zaman bu verilen sevginin karşılığı aynı şekilde dönmüyor taraftarlara. Evet. O yüzden de burada biraz ölçülü olmamız gerekiyor ama bizim Türk insanının bu karakteristik özelliği, bunu hani bir anda değiştiremeyiz, mümkün değil yani. Yanlış mı yanlış ama hani şimdi bugün Kruse bunu yaşadı, yarın başka birisi gelecek, ona da aynı şey yapılacak, ona da aynı sevgi gösterilecek. Kurtarıcı gözüyle bakıyoruz insanlara. O yüzden de tabii ki burada bir çizgi çekmemiz gerekiyor ama çok mümkün de gözükmüyor şu anda. Peki şimdi Jorge Jesus'un durumu belli değil dedik. Oyuncularla bir sıkıntı var mı yok mu, bu şu anda konuşuluyor Aynen. dedik. Hangi kulvarda nasıl tamamlayacak sezonu, bu da belli değil Fenerbahçe'de. Ama bir taraftan her gün bakıyoruz ki gazete sayfalarına transfer haberleri, yıldız isimler
yazılıp çizilmeye başlanmış. Hatta bugün senin doğrudan Takvim Gazetesi'nde bir özel haberin var Onur. Onun üzerinden de gidelim istiyorum ben. Bir kaleci konusudur gidiyor Fenerbahçe'de. Bir kere Altay ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Yani Altay bu denklemin neresinde? Aynen. Bunu konuşmak lazım. Bir taraftan da Livakovic adı zaten çok uzun süredir konuşuluyordu. Sen haberinde demişsin ki Livakovic olmazsa Ali Koç'un Şezni'yi alacağı şeklinde bir haber. İstersen biraz detaylandıralım, izleyicilerimize de bilgi verelim. Birincisi şunu söyleyeyim, Fenerbahçe yönetiminin içinde çok ciddi bir transfer politikası değişikliği var şu anda. Yani bu sezon ne yaptı yönetim? Tüm transferi Jesus'a bıraktı. Evet. Hatta Jesus'un geliş şartlarından biri de buydu. Gelirken demişti ki ben transferi kendim yönetirim. Ki yapılan hataları gördük. Yani çöpe giden paraları gördük bu sezon. Yönetim Jesus gitse de kalsa da şu kararı verdi. Transferde artık ipler bizim elimizde olacak. O yüzden de şu anda belki de son yılların en agresif transfer operasyonunu başlattı Fenerbahçe yönetimi. Geçmiş yıllardan daha farklı olarak. Şu tespit edilmiş bir kere, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var ama kalite eksikliği var. Ve yönetim bu kalite eksikliğini doldurmak istiyor ciddi yatırımlar yaparak. Bu haber birebir Sayın Başkan'ın bir arkadaş ortamında bir transfer sorusu üzerine verdiği yanıta dayanıyor aslında. Başkana diyorlar ki başkanım bu Livakovic konuşuluyor, ne oluyor? Evet doğru diyor, ben Livakovic'le anlaştım, şu an bir sorun yok. Ama diyor Livakovic olmadı mı gider Şezni'yi alırım Juventus'tan diyor. Bunu birebir başkan kendi ağzından bir arkadaşına söylüyor. Onu söyleyeyim. Tabii ki burada aslında oyunculardan bağımsız bir vizyonu ortaya koyuyor aslında başkan. Ya da bir prensibi ortaya koyuyor. O yani, kalitede birini alıyor. Aynen. Yani başkan diyor ki ben çok kaliteli bir kaleci getireceğim diyor. Hatta o konuşmada şunu da söylüyor. Çok kaliteli bir golcü alacağım. Çok kaliteli bir stoper alacağım diyor. En azından bunun tespiti doğru bir şey. Yani Fenerbahçe'de bir kalite eksikliği var ve bu tespit edilmiş. Bu güzel. Ama tabii ki teknik adamdan bağımsız bu kadar transfer yönetmek de çok mantıklı değil. Yani burada bir ortak akıl oluşturulması gerekiyor. Transfer ne tek başına teknik direktöre bırakılır ne bunu tek başına yönetim yapar. Hoca eksiği belirler, yönetime gider, yönetim bir liste oluşturur, mali şartlara uygun bir liste oluşturur. Beraber oturulur, konuşulur ve bir karar verilir. Yani bu işin oluru, normali budur. Bu da yanlış, bu sezon yapılan da yanlış. Ama tabii ki başkan burada şöyle düşünüyor, bunu da belirtelim. Ben yeni sezonda da şampiyon olamazsam artık bu koltukta oturamam diye düşünüyor başkan. Ve yeni sezonu son şansı olarak görüyor. Bu bir yandan biraz sıkıntılı bir süreç. Yani riskli bir süreç. Yani başkanın bu kadar şampiyonluğa şartlanması bazı hataları da beraberinde getirebilir. Yani Fenerbahçe yönetiminin burada acil acele bazı hamleler de yapmaması gerekiyor. Çünkü 8 milyar TL'ye yaklaşan bir borç var Fenerbahçe'de. Peki siz bu kadar büyük bir harcama yaptınız, güzel. Yine şampiyonluk gelmezse ve başkan giderse ne olacak? Bu faturayı kim ödeyecek? Yeni gelen yönetim nasıl bunun altından kalkacak? Bunların da düşünülmesi gerekiyor. Yani o yüzden de Fenerbahçe şunu belirteyim. Çok hareketli, çok agresif bir transfer dönemi geçirecek. Bu sezon Galatasaray'ın yaşadıklarına benzer. Yani 4-5 kaliteli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini bekliyor. Mesela Ryan Kent mesela anlaşıldı, bitti. Yani artık ıslak imzaya kaldı iş mesela. Onun dışında mesela Zaha'nın menajeri geldi. Evet. Yani birçok isim dolaşıyor ve bu isimlerin çoğu doğru. Ama tabii ki mesela Altay konusunu mutlaka burada konuşmamız gerekiyor. Yani Fenerbahçe yönetimi mutlaka bir yabancı kaleci alacak. Hani Livakovic olur, Şezni olur, başkası olur. Ama mutlaka bir yabancı kaleci gelecek. Peki bu denklemde Altay ne olacak? Ve yeni imza attı Altay, sözleşmesini uzattı. Doğru. Ben şunu söyleyeyim, yabancı kaleci gelirse Altay bu takımda durmaz. Yani nasıl gider, ne şekilde gider bilemiyorum. İrfan Can ikinci kaleciliği kabul eder ama Altay bu takımın kaptanı olarak bunu kabul etmez. Hani burada nasıl bir şey olur? Bir kiralama yöntemi Avrupa'ya, yurt dışına. Hı hı. Ya da bir satış olabilir mi? Çünkü Altay'ın bazı talipleri olduğunu duyuyorduk yurt dışından. Ama yabancı kalecinin gelmesi demek bence kaptan Altay'ın takımdan ayrılığı anlamına gelir. Peki. Şimdi Galatasaray'la istersen devam edelim. Bu hafta şampiyon belli olacak mı, olmayacak mı? Aslında herkesin aklındaki soru bu. Ankara Gücü de Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Ligde de çok kritik bir yerde bulunuyor. Özellikle o hat zaten orası ateş attı diyebiliriz. Çok riskli bir bölgede Ankara Gücü. Bu noktada o maç nasıl geçecek aslında Ankara Gücü Galatasaray mücadelesi? İki takım açısından da çok önemli. Sence Galatasaray o mücadeleden şampiyon çıkar mı, çıkmaz mı? Yani dünkü
kupa maçını izleyen taraftarlar biraz daha endişelenmiştir bence. Çünkü Ankara Gücü ciddi bir direnç gösteriyor sahada. İyi bir takım. Tolunay Hoca ile iyi bir çıkış yakaladı. İyi oyuncuları var. Mücadeleci, sert bir takım. Ve düşme hattında da çok kritik bir pozisyonda Ankara Gücü. Yani 3 maçı var Galatasaray ile biri. Biri Kayseri Spor'la, biri Adana Demir Spor'la. Evet. Fikstür de zorlu. Çok. Yani ve düşme hattında da takımlar birbirine inanılmaz yakın. Dengeler her an değişebilir. O yüzden de Ankara Gücü'nün en az Galatasaray'a kadar maçı asılacağını söyleyebiliriz. Çok kritik bir maç. Ve orada ciddi bir taraftar topluluğu var. Dün de gördük. Galatasaray'a ayrılan tribün 1000 kişilik bir tribün. Sadın %5'i kadar. Yani Galatasaray tam bir deplasman ortamını yaşayacak bir kere başkentte. Ama bir yandan da tabii ki Galatasaray'ın böyle finalleri ne kadar iyi oynadığını, sonuca ne kadar rahat gittiğini, kolay gittiğini biliyoruz. Çok uzun süre önce, tam şu an yılı hatırlayamıyorum, 90'lı yılların başında yine Galatasaray başkente bir şampiyonluk elde etmişti. Ben daha çocuktum o dönem, hatırlıyorum. 8-0'lık bir galibiyetle Galatasaray'ın Ankara Gücü karşısında. Uzun bir süre sonra yine Galatasaray başkentte bir şampiyonluk maçına çıkacak tabii ki. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ın son dönemdeki performansına özellikle savunmada çok güçlü bir oyundan söz edebiliriz. Evet, hücumda bir üretkenlik problemi var. Bazı oyuncuların bireysel performansı düşüşler var. Mertens ve Oliveira başta olmak üzere. Ama çok ciddi bir takım savunması performansı Galatasaray'ın şu an en büyük kozu haline geldi. Yani biz hep Galatasaray'ın hücumdaki yıldızlarını konuşuyorduk bugüne kadar ama şu anda Galatasaray'ın en önemli kozu takım savunması. Son 3 maçta hiç pozisyon vermeden kazanmış Galatasaray. Yani o yüzden de hani şöyle bir senaryo var. Galatasaray bir şekilde oyunu tutuyor, gol yemiyor ve Icardi sayesinde sonuca gidiyor. Yani böyle bir senaryoyu başkentte de görebiliriz. Yani Galatasaray için aslında bir puan da %90-95 şampiyonluk anlamına gelecek. Bir de bunu Fenerbahçe'nin maçından bağımsız konuşuyoruz. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin Antalya önünde alacağı skor da tabii ki etkileyecek o maçı. Tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin kazandığını farz edersek eğer, bir puan bile Galatasaray için şampiyonluk anlamına gelecek belki de, büyük oranda. Ama şöyle bir hedef var Galatasaray'da, biz derbiye şampiyon çıkalım diyor burada futbolcular, Okan Buruk ve yönetim. Çünkü orayı muazzam bir festival ortamına dönüştürmek istiyor yönetim. Tam bir gövde gösterisi. Yani Galatasaray için ya da herhangi bir büyük takım için ezeli rakibine karşı böyle bir ortamı bulabilmek, yani belki 20-25 yılda bir gelebilir. Doğru. Yani Galatasaray tarihinde mesela bu yok. İç sahada Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı hiç şampiyon çıkmamış mesela bir maça. Ya da kupa kaldırmamış iç sahada Fenerbahçe maçından sonra. Deplasmanda bunu yaptı. Hı hı. Ama iç sahada bunu yapmadı. O yüzden de burada Galatasaray'ın tabii ki hedefi şampiyonluk. Ama derbiye şampiyon çıkmak da en az bu kadar önemli Galatasaray için. Derbi her şekilde kim nasıl çıkarsa çıksın tarihi bir mücadele olacak, o evet. Kesin. Fenerbahçe'de şöyle bir senaryo uyduralım. Yani Galatasaray şampiyon çıkmış diyelim ki. O geceyi zehir etmek isteyecek Fenerbahçe'de Galatasaray'a. Tabii. Yani böyle bir şey de var sonuç itibariyle. Bu da olabilir yani. Hani şu konuşuluyor mesela. Galatasaray maça şampiyon çıktı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Evet, biz de bunu konuştuk hep hafta boyunca. Evet, sizin programda evet, konuşulmuştu. Evet. Yani o şampiyonluk nasıl kutlanacak orada? Bunun bir benzeri yaşandı. Ben dedim yaşandı. Ki mesela... umrunda olmaz Galatasaray. Yani maç evet tamam. Yani mağlup olmasaydık iyiydi denir ama şampiyonluk kutluyorsun. Bunun bir benzeri yaşandı. 2012-2013 sezonunda Galatasaray Kadıköy'deki derbiye şampiyon çıktı. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Maçtan sonra bir köşede Fenerbahçe kutlama yaptı. Bir köşede Galatasaray kutlama yaptı. Tabii ki şimdi Fenerbahçe kutlama yapmaz. Evet. Ama Galatasaray tabii yani çok ağır böyle acayip bir skor çıkmadığı sürece orada o şampiyonluk her türlü kutlanır. Yani çünkü İşin sonunda, özetinde hedef ne? Şampiyonluk. Şampiyon. Yani, dolayısıyla orada taraftarlar oraya gelmişken o kupa töreni de var. Her türlü o şampiyonluk kutlanır orada. Ama tabii ki Fenerbahçe'de onu biraz daha o enerjiyi düşürmek, o, dedim ya geceyi Galatasaray'a bir şekilde zehir etmek isteyecektir öyle bir senaryoda. Ama belki de o maç şampiyonu belirleyecek. Bunu da bilemiyoruz. Yani Galatasaray'ın alacağı bir yenilgi, Fenerbahçe'nin alacağı bir galibiyetle hani hep sezon başından beri herkesin aklında mutlaka var. Fikstür çekildiğinden bu yana. O maç acaba şampiyonluk maçı mı olacak? Hep konuşuyoruz burada. Belki de öyle bir senaryo bizi bekliyor ki o zaman herhalde ezeli rekabetin en acayip maçlarından biri olacak diye düşünüyorum. Bakalım, bu arada inanılmaz bir bilet talebi varmış. 400 bin şu anda. 400 bin. En son 2-3 gün önce 300 bindi, 400 bin olmuş. 400 muhtemelen derbi tarihine kadar çok daha fazla aynen olacak. Seni de arıyorlardır herhalde abi, bilet ya, var mı? Bilet X gibi olduk son dönemde. Yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray yönetiminin hani stat kapasitesini arttırmak gibi bir projesi var. Yani bunu mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor.
Bu sezon çünkü... Kombineler zaten rekor yaptı. Çok localar satılıyor, kombineler bitiyor yani. O yüzden de burada çok ciddi bir talep var. Ve Galatasaray yönetiminin mesela bunu ürün satışında değerlendirmesi gerekiyor. Yeni sezon formalarını mesela stada geleceği söyleniyor. Stora, GSS Stora. O çok önemli bir hamle olur. Çok ciddi bir Galatasaray maddi kazanç elde edebilir ürün satışından orada. Şimdi maddi kazanç demişken o zaman madem sona da yaklaşıyoruz biraz hisselere bakalım. Biraz karlara zararlara bakalım. Hemen haber merkezimize çevirelim bir kameralarımızı. Alpara spikeri Uğur Korkmaz bizleri bekliyor. Dört büyük takım acaba haftayı nasıl kapatacak? Uğur'dan dinleyelim. Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Malumunuz seçimin ikinci turu gerçekleşecek. Bu yüzden hafta sonu müsabaka yapılmayacak. Siz zaten konuşuyorsunuz, artık ligin sonuna gelinmiş durumda. Bunun mali boyutuna baktığımızda, borsa boyutuna baktığımızda aslında Galatasaray'da çok fazla fiyatlamayı görmüyoruz. Birazdan ayrıntılı olarak temas edeceğim ama spor endeksine baktığımızda 1800 puan seviyesinin altında bir kapanış yaptı dün. 1796 puan seviyesinden kapanış yaptı. 520 milyon TL'nin üzerinde bir hacim vardı. Hacimler düşüktü ama seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra biraz daha bu hacimlerin 1 milyar liraların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dün %0.21'lik bir kayıp vardı spor endeksinde. Daha önceki dönemde grafik 8 aylık. 2100 puan seviyelerini takip etmiştik. Özellikle Aralık ayında 2100 puan seviyelerini görmüştük. Yine 2023'ün ilk çeyreğinde de 1900 puan seviyeleri test edilmişti. Böyle düşünecek olursak o yukarıda gördüğü seviyelerden bir spor endeksi oldukça uzak. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi biraz önce konuşuyordunuz. Galatasaray'da aslında şampiyonluğun en büyük adayı. Belki de %65 oranında şu an Galatasaray şampiyon olacak diye gösteriliyor. Ama fiyatlamaya baktığımızda bir fiyatlamada yukarı yönlü hareket görmüyoruz. Özellikle bu hafta %10'un üzerinde geri çekilme yaşandı hisse performansında. 9,5 liraları gördükten sonra 7,91'den bir kapanış gerçekleştirdi. Dün hacme baktığımızda dün 159 milyonun üzerinde bir hacim vardı. Dün de düşüş vardı. %1,98'lik kayıp gördük. Ki ifade ettiğim gibi haftalık bazda da bu kayıplar %10'u aştı. Olası hafta içerisinde yapacağı Ankara Gücü maçı sonrasında alacağı bir galibiyet sonrasında burada ciddi bir yükselişin olabileceği öngörüsündeyiz. Çünkü sene başından itibaren Galatasaray'ın hisse performansında bir şampiyonluk fiyatlamasının yeteri kadar olmadığını ifade etmiştik ki zaten olan fiyatlama da son günlerde düşüş eğilimi içerisinde olduğunu bizlere gösterdi. Aslında borsada beklenen alınır, daha sonra gerçekleşen satılır ama henüz burada yeteri kadar bir teveccühün olmadığını ifade edelim. Galatasaray'da da dün 159 milyon TL'nin üzerinde bir hacim vardı. Düşük bir hacim, şampiyon adayı bir takım için. Ama önümüzdeki günlerde bu hacmin en azından pazartesinden itibaren biraz daha yükselmesini bekliyorum. Fenerbahçe tarafındaysa özellikle hafta içerisinde Türkiye Kupası'nda finale kalacağına yönelik beklentilerle haftanın ilk iki işlem gününde yükselişler gördük. Tavan oldu hisse. Ne demek istiyorum? Pazartesi ve salı günü %10'ar yükseldi yaklaşık. Bu son dönemdeki kayıpların da bir kısmını geri aldı anlamına geldi. Haftalık bazda da %7'lerin üzerinde getiri sağlamış oldu yatırımcısına. Dün biraz daha iki senaryolu bir gün oldu Fenerbahçe hissesi için. Günün ilk yarısında düşüşler vardı. Daha sonra 50 liraların üzerini gördü. Uzun süredir 50 liraları görmemişti çünkü 43 liralara kadar geri çekilmişti. Ama 50'nin altından bir kapanış yaptı. Hacimler de 277 milyona yaklaşık, özür dilerim düzeltiyorum, 227 milyona yaklaşık tekabül etti. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın şampiyonluğu eğer kesinleşirse zaten Fenerbahçe hissesinde çok fazla bir fiyatlama beklemediğimizi ifade etmiştik. Beşiktaş tarafına geçecek olursak sene başından itibaren ciddi yükselişler olduğunu daha önceki yayınlarda ifade etmiştik ve burada 14 lira 15 liraların görülebileceğini vurgulamıştık. Öyle de oldu. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz yayınlar sonrasında 14.89'a kadar bir hareket yaptı. Daha sonra kar realizasyonu dediğimiz geri çekilmeler oldu ve hisse 12.45 bandında dün kapanış gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın haftalık performansına baktığımızda bu hissede de %4.6'lık bir düşüş var. Çok normal artık çünkü sene başından itibaren çok fazla yükselişler kaydetti. Yatırımcısına çok fazla kazandırdı. Artık ligin de sonuna gelinmesiyle birlikte burada kar satışlarının olabileceği doğal, olağan. Bu yüzden de yatırımcı yavaş yavaş elindeki hisseleri satıyor olabilir. Önümüzdeki dönemde bir sponsorluk antlaşmasından bahsetmiştik. Gelebilir demiştik, bunu fiyatlıyor olabilir demiştik ve ciddi bir kadro yapılanmasına yönelik öngörülerimizden söz etmiştik. Ki aynı öngörülerimiz devam ediyor ama bir sponsorluk anlaşması açıklasa bile zaten bunun fiyatlamasını gerçekleştirdi. Dün de Beşiktaş'ın hissesinde hacim 118 milyonu aşmış durumdaydı. Trabzon'a baktığımızda son dönemde bir hikaye yok demiştik. Çünkü artık şampiyonluk yarışından çok uzun süredir koptuğunu ifade etmiştik. Borsada da hikaye varsa şirketler fiyatlanır ifadesini sık sık kullanıyoruz. Burada dipler görüldü. 3 lira 10 kuruşa kadar bir geri çekilmesi yaşanmıştı 3 Mayıs'ta. Oradan biraz toparlanma yaşadı Trabzonspor'un hisse görünümü ve 3 lira 54 kuruşlara kadar geldi. Dünkü kapanış rakamı da ifade ettiğim 3 lira 54 kuruştu. Buralarda gezebileceğini hisse anlamında ifade edelim. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a göre Trabzonspor'un hisse görünümünde de hacimler çok düşük. 15 milyonun üzerinde bir hacim vardı. Yatırımcı çok fazla teveccüh etmiyor. Ancak ne zaman buraya bir ilgi olur? Özellikle sezon sona erer. Kamp döneminde yeni transferler açıklanır. Çok iyi transferler duyurulursa ya da çok iyi bir yapılanma içerisinde olunursa bu seviyeleri yatırımcı dip seviyesi olarak yani alabileceğim fırsat seviyeleri olarak görür ve buraya ilgi gösterir. Çünkü hisse fiyatlamasına baktığımızda ciddi kayıplar yaşadı son 6 aylık periyotta. 5 liraların üzerlerinden 3 lira 10 kuruşa kadar geri çekildi. Ufak ufak da toparladı. Bakalım birazdan Borsa İstanbul açılacak ve haftanın son işlem gününde 4 büyükler nasıl bir performans sergileyecek. Görece alıcılı olmasını yani biraz daha talebin olmasını bekliyoruz ama özellikle ilginin seçim sonrasında Galatasaray hissesinde ve biraz daha Beşiktaş hissesinde olmasını bekliyoruz. Evet, Uğur Korkmaz'a çok teşekkür edelim aktardıkları için ve devam edelim Galatasaray'ı konuşuyoruz. Onur, şimdi nasıl bir haftayı geride bırakacağız, derbiye nasıl gidilecek bunları konuştuktan sonra Galatasaray'ın da transfer gündemini biraz değerlendirmek lazım. Özellikle kimler takımdan ayrılacak, bu çok merak ediliyor. Kime ne kadar teklif gelecek? Nelson ve Boye de bu transfer döneminin en gözde isimleri oyuncuları olacak gibi görünüyor. Şimdi onlarla ilgili bir haber var. Zira Sarı Kırmızılıların iki oyuncudan 50 milyon euroluk bir gelir hedeflediği aktarılıyor değerli izleyenler. Haberimizi bir izleyelim, üzerine konuşalım. 50 milyon euro çok ciddi bir rakam Onur. Acayip. Acaba gelir mi? Hangi oyuncuya ne kadar, hangi takımdan ne kadarlık bir teklif gelebilir? Nasıl değerlendiriyorsun? 50 milyon euro bence çok mantıklı bir rakam değil. Keşke olsa Galatasaray bu gelir elde etse ama ligimizin de bazı gerçeklerini bizim farkında olmamız gerekiyor. Yani şu an Nelson mesela Ajax'ın formasını giyiyor olsa tek başına 50 milyon euro edebilir. Ya da Sacha Boey şu anda mesela Sporting Lisbon'un sağ beki olsaydı tek başına 30 milyon euro edebilirdi. Veya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynasa da bu oyuncular bu performanslarını aynen orada sergilemiş olsa. Yine olabilirdi. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'sız geçirdiği bir sezonun üzerine tabii ki beklenti bu yönde ama ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum bu beklentinin. Ne olabilir? Nelson'un zaten bir serbest kalma bedeli var 25 milyon euro. Bunu alırsa Galatasaray çok büyük bir iş yapmış olur. Çünkü 7 milyon euro alınan bir oyuncu siz 2 sezon iyi bir şekilde kullandıktan sonra 3 katından daha fazlayı satıyorsanız burada çok büyük bir transfer başarısı var demektir. Sacha Boey konusunda da böyle bir şey var. Sacha Boey de Galatasaray yaklaşık 1 milyon euroya almıştı. Ve yani ben 15 milyon euronun üzerindeki her satışı başarı görürüm Sacha Boey konusunda. Yani tabii ki biz Sacha Boey'un potansiyelini biliyoruz, yeteneklerini biliyoruz. Ama Avrupa kulüpleri biraz daha farklı bakıyor olaya. Yani oyuncu milli takımda hiç oynamamış. Uluslararası tecrübesi hiç yok neredeyse. O yüzden de ve Türkiye Ligi'nden de çıkışlı bir oyuncu olacağı için burada rakamları biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Yani ligimizin en pahalı oyuncusu Cenk Tosun. Rekor Cenk Tosun'da. Evet. Cenk de o fiyata Şampiyonlar Ligi performansıyla ulaşmıştı zaten. O yüzden de yani 25 milyon euro zaten Nelson için konuşulan rakam ligimizin rekoru olur.
Ama iki oyuncu için 50 milyon euro bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de Sacha Boy'da İngiltere hep konuşuluyor ama çalışma izni alabileceğini pek düşünmüyorum ben. Çünkü orada Futbol Federasyonu'nun belirlediği bir millilik şartı var. Hem milli takımda oynamayan oyuncu alınmıyor mu? Alınıyor tabii ki ama orada da kulübün oyuncuya belli bir miktarın üzerinde bir sözleşme yapması gerekiyor maaş anlamında. Hmm. Öyle bir şart getiriyor İngiltere Futbol Federasyonu. Diyor ki siz mesela bu oyuncuya 5 milyon euro ve üzeri bir maaş veriyorsanız, örnek veriyorum, bu oyuncu alabilirsiniz diyor. Ama böyle bir şartın oluşmasını Sacha Boy açısından çok mümkün görmüyorum. Ama tabii ki bazı ilgilerinde olduğu açık. Erden Timur Londra'daydı zaten. Bazı temaslarda bulunduğu konuşuluyor bazı kulüplerle. Ben şunu söylüyorum. Nelson ve Boy'un takımda kalması çok zor yeni sezonda Galatasaray'da. Ama adresleri neresi olur? Şu an onu kestiremiyorum. Yani İngiltere mi olur, Almanya mı? Mesela ben Sacha Boy konusunda Bundesliga'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum transfer konusunda. Ama Nelson Avrupa'nın 5 büyük liginden herhangi birine gidebilir. İngiltere'den özellikle Burnley'nin bir ilgisi olduğunu biliyorum. Çünkü mesela Championship kulüplerinin özellikle mesela İskandinav oyunculara çok acayip ilgisi vardır. Çok oyuncu vardır mesela Championship'te İskandinav. Yani Burnley'de bu sezon Premier Lig'e çıkıyor. Onların bir ilgisi var Nelson'a. Hani bir şekilde bence bu ayrılıklar olacak. Ama rakamlar ve adresler şu anda net değil. Bir de tabii nasıl takviyeler yapılacak? Aynen. Bu da çok merak ediliyor Galatasaray'da. Her şeyden önemlisi Icardi. Onun akıbeti ne olacak? Taraftarlar Icardi ile yatıyor, Icardi ile kalkıyor. Mesela birçok taraftarın şundan eminim. Kafasını yastığa koyarken acaba Icardi kalacak mı diye düşündüğünü ben biliyorum yani. Ya çok ciddi bir şu anda ilgi ve sevgi var Icardi. Yani konuştuk ya az önce Max Kruse konusunda. Hani bir sevgi gösterilecekse Icardi bunu hak eden bir isim Icardi'dir. Evet. Yani Icardi'ye gösterilen sevgi için çok fazla abartılıyor diyemem. Yani Icardi bunu hak ediyor. Yani hem performansıyla hak ediyor hem... Adı da aslında hak ediyor Icardi'nin. Yani kariyerli, çok kariyerli bir oyuncu. Yani 2-3 sezon önce yani buralara gelmesi mümkün olmayan bir oyuncuydu yani. Yani bu söz konusu bile değildi. Icardi bu sevgiyi, ilgiyi hak ediyor. Onun da karşılığını veriyor çünkü. Yani sahada bunun karşılığını veriyor. Saha dışında da veriyor. Çok sempatik. Yani şöyle bir şey var Icardi'de. Bir aurası var yani. Herkesi etki altına alıyor. Hatta geçen bunu söylemiştim ben. Kerem'i mesela o kadar etkilemiş ki Kerem her kafasını kaldığında Icardi'ye bakıyor, topu atıyor. O da abarttı aslında bunu biraz saha içinde. Yani o da biraz etkisi altında kalmış Icardi'nin aurasının. Ama tabii ki burada Galatasaray'ın birinci gündemi Icardi. Yani Icardi kalacak mı, gidecek mi? Ben her geçen gün bu ihtimalin biraz daha olumlu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Yani bu hikayeden bence mutsuz bir son çıkmaz. Yani çok istiyor Icardi burada kalmayı. Ve Icardi şunu biliyor. Ya bu sevgiyi, bu ilgiyi hiçbir yerde bulamaz ki. Icardi'nin yıllardır aradığı buydu zaten. Yani Icardi neden Paris Saint-Germain'de mutsuzdu? Çünkü orada hep gölgede kaldı. Neymar'ın gölgesinde kaldı. Mbappe'nin, Messi'nin hep ikinci planda, üçüncü plandaydı. Ama Icardi hep birinci planda olmak isteyen bir futbolcu. Inter'de en mutlu günlerini bu şekilde geçirdi. Takımın kaptanıydı, takımın lideriydi, takımın yıldızıydı. Ne zaman o yıldız kategorisinden biraz aşağı düşmeye başladı, o zaman sorunlar çıktı. O yüzden de Icardi şunu biliyor ki ben İtalya'ya geri dönsem ya da Arjantin'e gitsem, herhangi bir yere gitsem bu sevgiyi, bu ilgiyi hiçbir yerde bulamam. Bu çok önemli ve kritik Galatasaray açısından. Tabii ki maaş konusu konuşuluyor. Ya bunları düşünen bir Icardi de mutlaka bir fedakarlık yapacaktır yani. Yani Icardi de şu anda o Paris Saint-Germain'deki 8-8,5 milyon euroluk maaşı hiçbir yerde bulamayacağını biliyor. Yani sadece Galatasaray'da değil. O maaşı İtalya'da da hiçbir kulüp veremez Icardi'ye şu anda. Yalnız Icardi'nin de eli de şöyle güçlü. O da biliyor ki Galatasaray'da kolay kolay Icardi gibi bir santrafor giderse bulamaz. Bulamaz tabii ki. Yani belki Icardi'den daha fazla gol atanı bulabilir. Olabilir ama tabii ki Icardi kadar saha içinde ve saha dışında etkili bir oyuncu bulamaz. Mesela Fenerbahçe'de şu anda şu tartışılıyor. Acaba Valencia olur mu, oldu mu olmadı mı? Valencia kalır mı kalmaz mı? Bu neden konuşuluyor? Çünkü Icardi'den örnek veriyor herkes. Fenerbahçe taraftarı da şu an bir Icardi'si olmasını istiyor. Tabii ki. 28 gol atmış Valencia varken Fenerbahçe şu anda santrfor arayışında. Neden? Bir Icardi örneği var çünkü ligimizde. O yüzden de tabii ki ben diyorum ya burada ben %60-65 bu işin olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki hemen bitecek bir süreçte değil bu. Yani Galatasaray şampiyon olursa o ilk önerme maçına bence Icardi'si çıkar. Bu süreç sanki Ağustos ayına sarkacakmış gibi duruyor bana göre. Çünkü burada Van Danara özellikle biraz baskın bir karakter biliyorsun sen de. Mutlaka biraz beklemek isteyecektir. Yani o da biraz hani bir görelim teklif var mı? Kim istiyor? Rakamlar ne?
Dedikodu gibi olmasın da şimdi ayrıldıkları söyleniyor Vandanara ile Icardi'nin. Bence yani onlar artık, tabii artık yani bizim yemek yememiz, su içmemiz kadar artık doğal bir durum haline geldi. Yani evet. Gün içinde iki kez ayrılıp iki kez barışabiliyor onlar. Doğru. Yani. Onların standart artık bir rutini haline geldi. Evet. Çok onları önemsemiyorum ben ama yani burada tabii ki bir profesyonel yaklaşım da olacaktır. Sevgi bir yerde ama profesyonellik de mutlaka olacaktır. Icardi'nin belki son sözleşmesi en iyi rakam almak isteyecektir. Ama ben günün sonunda belki bu süreç biraz sancılı, biraz sinir bozucu olabilir ama günün sonunda ben Icardi'nin o imzayı atacağını düşünüyorum. Peki. Şimdi Beşiktaş cephesinde de hafta boyunca aslında Şenol Güneş'in yaptığı açıklamaları konuştuk. Üstüne ligin tescil edilmeyeceğine dair yöneticilerden açıklamalar geldi. Hatta yani başka bir boyuta geçti. Gazete haberlerinde muhakkak sen de görmüşsündür. Beşiktaş şampiyonluk kutlayacak gibi haberler dahi yapılmaya başlandı. Bu kadar iyi giderken takım, moraller son derece yerindeyken, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlanmışken bu haftaki gündemi nasıl yorumluyorsun Onur? Dün Volkan Demirel bir açıklama yaptı bununla alakalı. Çok güzel bir açıklamaydı bence. Dedi ki Volkan Demirel, Hatay'da insanların dedi hayatı silindi. Hatay silindi, takımların 3 puanı silinmiş, silinmemiş çok mu önemli dedi. Yani bence bu konu çok fazla uzatıldı. Çok fazla dillendirildi ve ben artık bu konunun bu kadar konuşulmasının da hani biraz sanki orada yaşayan insanlara karşı bir saygısızlık da olduğunu düşünüyorum artık yani. Çok olağanüstü bir süreç yaşadık biz. Yani çok büyük bir acı yaşadık ve bunun üstüne Futbol Federasyonu bir karar aldı. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır ama emsal bir karar aldı Futbol Federasyonu. Yani talimatnamede kırmızı çizgiyle çizilmeyen bir kararı aldı. Talimatnamede bunun bir karşılığı yok. Futbol Federasyonu da bu yüzden emsal bir karar aldı. Hı hı. Tabii ki bazı takımlar haksızlığa uğradı. Bazı takımlar bundan biraz karlı çıktı. Beşiktaş bununla ilgili başvuru yaptı ve kabul edilmedi. Artık bu işin bu kadar uzaması, işte UEFA'ya gideceğiz biz. Evet. Bir karşılığı yok bu işin. Ligin tescil edilmesini istemiyoruz. Bunun bir karşılığı yok. Ha, bunun taraftarda bir karşılığı olabilir. Hani yönetim şu mesajı vermek istiyor olabilir taraftara. Bak biz sizin hakkınızı savunuyoruz sonuna kadar. Ama emin ol ki Sayın Başkan da, yöneticiler de bu işten bir şey çıkmayacağını biliyor. Yani UEFA buna karışmaz. UEFA buna müsaade etmez. Yerelliklere UEFA dokunmaz. Burada önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu alacağı kararda dolayısıyla. O yüzden de burada Beşiktaş yönetiminin bence hamleleri biraz taraftarı konsolide etmeye amaçlı gibi geliyor bana. Çok uzattık bu mevzuyu. Yani Şenol Hoca konuştu. Taraftarın da çok gündemi değil aslında Onur. Yani konuşuluyor, yani puan tabloları yapılıyor. Hı hı. İşte deniyor ki Beşiktaş'ın istediği olsaydı biz şu an ligin lideriydik. Ya bu oluyor, konuşuluyor. Sosyal medyayı biliyorsun yani. Evet, her şey konuşuluyor. Evet. Yani o yüzden de bir de şimdi Jesus çıkıyor diyor ki bu ligin sportif gerçekliği yok. Şenol çıkıyor diyor ki bu lig adil değil. Ben şu ana kadar hiçbir teknik adamdan, yöneticiden ligin zirvesindeyken bu sözleri işitmedim. Herkes ligin ikincisiyken, üçüncüsüyken ligi tartışır hale geliyoruz, ligin adaletini. Bu çok bence sağlıklı bir analiz değil. O yüzden de ben ligimizin adil ve adaletli olduğunu düşünüyorum şahsen. Tabii ki dedim ya hakem hataları oldu mu oldu. Her takım oldu. Beşiktaş diyor ki mesela her takımın işte oynadığı maça geçersiz sayılsın Antep ve Hatay'la. Evet. O zaman da siz 5 puanlık bir avantaja kalacaksınız diğer rakiplerinize karşı. Siz 2 maçtan 1 puan almışsınız. Galatasaray ve Fenerbahçe 6 puan almış. Bu adil mi? Bu adaletli mi? Siz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahada kazandığı puanların silinmesini istiyorsunuz. Bence bu da adaletli değil. Yani o yüzden de artık bu işin, bu konuşmaların bir son verilmesi gerekiyor bence. Ya çünkü dedim ya artık oradaki insanlar da bunu görüyor. Ya diyor ki benim hayatım silinmiş, senin 3 puanın silinmiş ne önemi var? Dün Volkan çok güzel söyledi bunu. Evet. O yüzden de artık buna bir çizgi çekilmesi, bir nokta konulması gerekiyor bence bu konuya. Peki. Biz de bu şekilde programımıza nokta koyuyoruz. Onur çok teşekkürler. Teşekkür ağzına sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşça kalın.